Selam, Disney'in sevilen dizisi She-Hulk'ın 4. bölümüyle devam ediyoruz. Her bölüm birbirinden ilginç şeyler yaşandığından dizi bize yepyeni bilgiler veriyor. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin 7.97 kanala abone değil, videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Önceki bölüm yeni bir çeteyle birlikte çizgi romanlarda geçen Thunderball adlı karakteri gördük. Thunderball hakkında daha fazla bilgi için önceki bölüm incelemelerine yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Dizi Danny Blaze'in ilizyon gösterileriyle başladı. Kendi çapında sıradan numaralar yaparak başarısız olarak nitelendirilen bir showman. Daha fazla dikkat çekmek için bir anda kamartaj büyücülerin kullandığı sling ringi kullanınca ona karşı bakışımız da değişti. Gösteri sırasında bir seyirciyi farklı bir boyuta yolladı ve Madison adlı bu kadın birkaç farklı boyutun ardından Wong'un evine geldi. Bu kısımda Wong'un kafa dağıtıyor olması da güzeldi. Burada Madison'ın bir şeytanla birkaç damla kanı karşılığında anlaşma yaptığını ve bu sayede Wong'un yanına gelebildiğini öğrendik. Bu şeytanın kim olduğu hakkında da videonun ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Tüm bunlar olurken Wong'un televizyonda da Sopranos'un 5. sezon 12. bölümü açıktı. Eğer izlemediyseniz bu bölüm Sopranos'tan bol bol spoiler yiyeceksiniz. Jennifer'ı ilk gördüğümüz sahnede Wong'u görüp sevindiğimiz için ufak bir sisteme maruz kaldık. Jen hala flört uygulamaları kullanıyor ve bu bölümün ağırlığı da yine bu konuydu. Wong yaşanan bu olayın ardından Jen'e suç duyurusunda bulunmak için geliyor ve öğreniyoruz ki Donnie Blaze eski bir mistik sanatlar öğrencisiymiş. takip kadar. Yani Sling Ring'i yarım yamalak da olsa kullanabilmesinin sebebi de bu. Mahkeme sırasında Madison'dan da anlaşma yaptığı keçinin adının Jake olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca Donnie ve Wong'un sürtüşmeleri de oldukça keyifliydi. Donnie'nin gösteri sırasında başka bir boyuttan yaratık getirmesi en azından ciddi birkaç sahneye tanık olacağız diye düşündürtürken pek de öyle olmadı. İşler kontrolden çıkınca Wong'un dahil olması ve sonrasında Wong'un da She-Hulk'tan yardım istemesi biraz hatalıydı. Yüce büyücünün bu zamana kadar bir sürü ciddi probleme karşı savaşmış olmasının yanında bunun gibi küçük zımbırtılarla baş edemiyorum demesi saçma geldi. Hem bu yüzden iyi giden bir anda bu da da sıkıntıya sebep oldu. Her şeyin sonunda Jennifer'ın she halk formunda yaşadığı randevu mutlu sonla bitti derken sabah onu Jennifer olarak gören adamın çekip gitmesi üzücüydü. Kendi formunda beğenilmediğini çok net bir şekilde kabulleniyor. Her bölümün neredeyse beklenmedik bir şekilde bitmesine alıştığımızdan bu bölümde bir şeyler bekliyorduk. Titania kendi şirketi aracılığıyla Shi halk ismini tescil ettirdiğinden markayı kötüye kullanma davası açmış. Yani bir nevi telif hakkı. Hemen peşine de az önce dediğimiz gibi kötü bir bölüm bitirme yolu diyerek sonlandırdılar. After Credits'te Madison ile Wong'u da bayağı tatlı bulduk açıkçası. Dönüm tamamen bunlardan ibaretken arada dikkat edilmesi gereken ufak birkaç şey var. İlk olarak başlangıç kısmına döndüğümüzde Madison'ın yaptığı açıklamaya bakarsak Marvel evreninde şeytan adını direkt olarak kullanan birkaç karakterle birlikte anlaşmalar yapıp belli şeyler karşılığında istekleri yerine getiren en büyük kötülük Mephisto'nun kendisi. Üstelik Mephisto keçi olarak da tasvir edilebilen bir karakter. Marvel son yapımlarında keçileri özellikle kullanmaya başladı ve bunun en güzel örneklerinden biri de Thor'la Van Thunder'dı. Sırf bu yüzden de birçok kapı Mephisto'ya çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca Donny Blaze bu bölüm için oluşturulmuş bir karakter ve başta başına Johnny Blaze göndermesi. Sırf bir şekilde imada bulunmak için böyle büyük bir adım atmışlar. Johnny Blaze, Ghost Rider'ın ta kendisiydi ve ilerleyen süreçte Ghost Rider olarak görme ihtimalimizin olduğu bir isim daha var. Bunu öğrenmek için de Marvel paneli hakkında bilgi verdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. O video iki part şeklinde hazırlandı bu yüzden aşağıdaki oynatma listelerinden Marvel'ın yol haritası hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ufak bir teorimiz var. Madison açıklamalarından sonra Wong'un No More Spoilers demesi belki de Mephisto hakkında daha fazla ipucu göremeyeceğimizdendi. Sopranos burada aracı olarak kullanılan ve imaların sebebi gibi gösterilen bir araç olabilir. Bunun dışında Titania'nın hala hapiste olduğunu ve destekçilerinin günden güne artıp onun serbest kalmasını istediklerini öğrendik. 4 bölümdür ortaya çok ufak yemler atıp mesajlar veriliyor ve bu zamana kadar Marvel yapımları arasında bunu en çok yapan dizi She-Hulk oldu. Ancak bunları çıkardığımızda dizden geri elimizde hiçbir şey kalmıyor. Bu durum biraz can sıkıcı bir hal almaya başladı çünkü biz hala bir kahramanlık durumu veya baş düşmanı göremedik. Şu an gündelik problemlere odaklanmış bir şekilde ilerliyoruz. Verilen bilgilerin gidişatı çok etkileyebilecek düzeyde olmasından dolayı bölümlere boş demek de istemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bahsi geçen isim sizce Mephisto olabilir mi? Düşüncelerinizi ve teorilerinizi bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.